Suudi Arabistan'da yıkılması gündeme gelen Mescid-i Nebevi, yok edilen birçok tarihi binayı ve uygulanan politikaları tartışma konusu yaptı. İlahiyat Profesörü Mehmet Bayraktar, Mescid-i Nebevi'nin önemini ulusal kanala anlattı. Peygamberimizin mescidi ve işte evi olarak kullandığı hücreler var. Bu arada yakınlarının mezarları var. Hazreti Ömer gibi, Ebu Bekir gibi halifelerin mezarları var. Dolayısıyla onun dışında büyük bir cami var. Zamanla genişletilmiş büyük cami var. Mescid-i Nebevi bugüne kadar birçok kez elden geçirilmiş, üzerinde çok kez değişiklik yapılmış. Bayraktar, Mescid-i Nebevi'nin dini durumundan çok tarihi yapısıyla önem kazandığını vurguluyor. Peygamberimizin mezarının bulunduğu işte Mescid-i Nebevi dediğimiz Medine'deki bölge tarihen kutsal ama dinen bir kutsallığı yoktur. Bayraktar, Suudi Arabistan'daki birçok yapının bugüne kadar değiştirildiğini ve yapıların tarihi dokusunu yitirdiğini söyledi. Mesela ben hatta ilk gittiğim zaman Kabe'yi görmedim. Hani sokaktan dediler işte bu sokağın sonucunda Kabe var. Yürüyorum Kabe göreceğim. Bir sürü taş yığını, işte modern yapılar ve içeri girdim dehlizlerden. Ondan sonra içeride kibrit kutusu gibi küçücük bir Kabe gördüm. Ve beni psikolojik olarak o kadar etkilemedi. Halbuki ben çok etkileneceğimi düşünerek böyle yürüyordum. Bu binalar, yani modern binalar yaptırıyorlar, işte en kaliteli diyelim malzeme kullanıyorlar, efendim çizimleri diyebilirim. Yani ben mühendis değilim ama güzel görünüyor. Ama bu Kabe'ye saygı anlamına, dine saygı anlamını ifade etmez bunlar. Mescid-i Nebevi'nin yerine 6 milyar dolarlık dev bir cami yapılacağı belirtiliyor. Evet, modern camiler yapılmış daha sonra. Ondan sonra yerler mermer, hatta alttan ısıtılıyor veya soğutuluyor. Geniş bir bahçe içerisinde. Yani mermer yığını. Bu ekonomik olarak da israf yani. Biliyorsunuz İslam'da israf haramdır yani. Bayraktar, dinde israf haramdır uyarısı yaptı. Çoğu yer açlık sınırında yaşıyor. Afrika'da, işte Asya'da, hatta Türkiye'de. Ondan sonra oraya buraya büyük camiler dik. İhtiyaç varsa tabii bir cami yapılabilir ama. Türkiye'de de aynı hataların yapıldığını belirten Bayraktar, bunun son örneğinin ise Başbakan Erdoğan'ın yaptırdığı Selahattin Camii olduğunu ifade etti. Gerektiğinden fazla efendim biçime önem vererek milyonlara harcayarak cami yapmak için insanlar aç dururken mümkün değil, değil mi? Yunus Emre ne diyor? Esas Kabe insanın kalbidir.